Zagor TV'den herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul'daki bugünkü durağımız Panorama 1453 Tarih Müzesi. Projelendirmesi 2003'te, uygulama çalışmaları ise 2005 yılında başlamış olan 5 milyon dolar maliyetli müzenin inşası 2008 yılında tamamlandı arkadaşlar. Şu anda müzeden içeriye doğru yavaş yavaş giriyoruz ve içeride İstanbul'u müthiş bir stratejik planla, azimle, gayretle ve en önemlisi içindeki iman gücüyle fetheden Büyük Osmanlı Komutanı ve Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri adeta İstanbul'un fethine hoş geldiniz demişçesine bizleri karşılıyor. İstanbul'un Osmanlı hakimiyetine geçmesinin 555. yıl dönümü şerefine 2009 yılında Devlet Erkanı'nın katıldığı bir törenle açılışı gerçekleştirilen projenin fikir babalığını ve koordinasyonunu ressam Haşim Vatandaş yapmış. Tasarımını Özgül Eren'in üstlendiği, müzenin ana sergisinin içeriğini ise Mimar Hilmi Şenalp'ın danışmanlığında Doçent Doktor Erhan Koyuncu ve Yardımcı Doçent Doktor Coşkun Yılmaz ile birlikte hazırlamış. Türkiye'nin ilk panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan kültürel tesis, fetih sonrasında Osmanlı askerlerinin kente ilk girdikleri yer olan Sivrili Kapı'ya ve surlarına bakacak şekilde konumlandırılmış. O dönemden kalma belgelere bakılarak ve tarih danışmanlarının fikirleri alınarak tasarlanan Panorama 1453, sahip olduğu atmosferle girişinden daimi sergisinin bulunduğu bölüme kadar her noktasında bir çağ kapatıp diğerini açan bu büyük olayı konuklarına adeta yeniden yaşatıyor. Mekanın kapısından içeri girdikten sonra karşınıza çıkacak bölümde sizleri fethi anlatan 3 aşamalı haritalar ve döneme ait bilgiler bekliyor. Kalıcı serginin bulunduğu ana solana inilen merdivenlerin duvarlarında Rumeli ve Anadolu hisarlarına ait ve gemilerin karadan çekilmesi anını betimleyen kabartmalar yer verilmiş. Merdivenlerdeki kabartmaların mimarları bu çalışmaları oluştururken vefa borcu olarak müzenin binasının yapımı sırasında vefat eden işçinin yüzünü eserlerine işlemişler. Eğer Fatih'in solunda elinde kılıç tutan ikinci kişiye odaklanırsanız işçinin yüzünü kolayca seçebilirsiniz arkadaşlar.
Giriş ve merdiven bölümlerini geçtikten sonra ise müzeyi İstanbul gezilecek yerler arasında popüler kılan asıl bölüme gelmiş olacaksınız. Burada bulunan ve müzenin kalbi konumundaki panoramik resim 8 ressam tarafından 2005-2008 yılları arasında hazırlanmış. 10.000 figür çizimden oluşan bu görkemli çalışma 38 metre çaplı bir yarım kürenin üzerine yapılmış. Kapladığı toplam alan 2350 metrekare olan çalışmanın en büyük özelliği, optik alışkanlıklarla oynayan yapısı sayesinde her defasında farklı bir detayı ziyaretçilerin yakalamasına izin veriyor oluşu. Sınırlarını ve detaylarını algılamaya çalışırken kısa bir süre şaşkınlık yaşayabileceğiniz çalışmanın etkisi önünde yer alan 3 boyutlu maketlerle daha da arttırılmış. Eğer resmin sahip olduğu ayrıntıları kaçırmak istemiyorsanız yanınızda mutlaka bir fotoğraf makinesi bulundurun. Fatih Sultan Mehmet, Konstantiniye muhasarasının 53. gününde ordu ve donanmasının büyük küçük bütün komutanlarını toplayıp onlara kısa bir nutuk irad etti. Kendisine Fatih ünvanını getirecek bu nutkun yarısı şu cümlelerden oluşur. Sizi, cesaretinizi bin kat daha tahrik etmek için buraya toplamadım. Bunu daima, hatta lüzumundan ziyade zaten gösterdiniz. Fakat benim asıl amacım, zaferle neticelenecek sonucun vesilesiyle ebedi şan ve şerefin sizleri beklediğini yeniden hatırlatmaktır. Bugün size eski Romalıların payitahtı olan bir zamanlar güzellik, zenginlik ve şerefin doruğunda bulunmuş bir şehri bahşediyorum. Artık parlak bir zafer için birbirinizi teşvik ediniz. Hatırlayınız ki parlak bir zafer için 3 şart vardır. 1- iyi niyet 2- kötü hareketten sakınmak 3- amirlere itaat etmek. Yani sükunet ve disiplin içinde verilen emirlerin tamı tamına yerine getirilmesi. Şimdi yüce bir azmin verdiği heyecan ile savaşa koşunuz ve malik olduğunuz liyakatı gösteriniz. Bana gelince sizin başınızla muharebe edeceğime yemin ederim. Ve herkesin ne surette hareket ettiğini bizzat takip edeceğim demiştir. Thank you.
Zeytinburnu ilçesi sınırları içerisinde kalan Topkapı Kültür Parkı'nın değerli bir parçasını oluşturan bu müzeye, bulunduğunuz konuma bağlı olarak ister kara, isterseniz de deniz ulaşımını kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz. Toplu taşımayı tercih edenler için bana göre en keyifli yöntem, tarihi yarım adaya da ulaşımı sağlayan Kabataş Bağcılar tramvay hattını kullanmak. Müzenin bulunduğu Topkapı'ya ulaşımda en fazla seçeneğe sahip olacağınız toplu taşıma aracı ise otobüs arkadaşlar. Kültürel tesise ayrıca metrobüs veya Aksaray metrosu aracılığıyla da kolayca ulaşabilirsiniz. Kentin karşı yakasından Topkapı'ya gelecekseniz şayet yoğun trafikte zaman harcamak yerine konuklarına eşsiz bir boğaz manzarası sunan vapurlar seferlerinden yararlanarak bu bölgeye gelmenizi tavsiye ederim. Kendi arabanızla bölgeye gelmek istiyorsanız da şayet Topkapı ve çevresine yararlanabileceğiniz çok sayıda otopark bulunuyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da böylece sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve en önemlisi videolarıma like atıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.